İsmim Muhsine Alnajar, doğma büyüme İstanbulluyum. Şu an Aile Bakanlığı'nda sosyal hizmetlerde yaklaşık 4,5 yıldır çalışıyorum. Eşimle 2019 yılında evlendik. Ailesi düğüne gelememişti, sadece anne ve babası gelebildi. O da 2016 yılında Türkiye'ye geldi. O zamandan beri hiç gitmedi Gazze'ye. İlk defa 2023 yılında gitmeye niyet ettik. Eşimin memleketi olduğu için gidip görmek istedik. Çocuk da doğdu, 2 yaşına geldi. Babaanneyi, dedeyi hiç görmedi. Onlar da görsün istedik. Şehrin kendisi beklediğimden çok daha güzeldi. Ben bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Sahili muhteşem. Kahvaltımızı alıp sahile gidip oturuyorduk. O imkanları vardı. Havası çok güzeldi. O kadar çok hurma ağacı vardı ki gidiyor sahil boyu böyle hurma ağaçları. Sürekli kayınvalideme diyordum ki ben her yaz mutlaka buraya geleceğim. Her yaz geleceğim. Sonrasında savaş başladı. Uyuyorduk, sabah 6-7 gibiydi. Kayınvalidemin aşağı indiğini duyduk, camları açıyordu. Onlar bu duruma alışıklar ama ben bilmiyorum neden camları açıyorsunuz dedim. Çünkü füze sesleri çok fazla olduğu zaman camlar kırılıyor. Savaş boyunca genelde camlarımız açıktı ya da camları yere indiriyorduk kırılmasın diye. Bir de çok fazla ses vardı. Başta gök gürültüsü sandım, savaş bilmiyorum çünkü hiç görmedim. 9'un akşamı çok şiddetliydi. O kadar şiddetliydi ki ben herhalde sabah gidemeyeceğiz. Çünkü Rafah'a gitmek de çok riskliydi bizim için. Onun da biz gittik mabere, saatlerce bekledik. 7'de gittik, 12'ye kadar yaklaşık olarak bekledik. Sonra Mısır kapıyı açtı. Daha sonra pasaportlarımızı, valizlerimizin hepsini verdik. Pasaportumuzu sonra geri aldık, çıkacağız yani. Tam şeye kadar geldik, bir patlama sesi, bom. O kadar şiddetliydi ki anlatamam size. Daha sonra ne olduğunu anlamadık. Hemen herkes bir panik oldu. Aradan 10 dakika geçmeden herkes bağırmaya başladı. Biz valizleri, her şeyi bırakıp kaçtık. Böyle koşuyoruz ama ayaklarım da tutmuyor koşarken. Yaşlılar, çocuklar yerlerde. O görüntüyü gördüğünüz zaman mahşer günü gibi hissediyorsunuz. Hani herkes kendi canını kurtarma derdinde. Ve o benim hayatımda yaşadığım en kötü gündü. Sonrasında bir araç geldi önümüze. Yani gerçekten Allah gönderdi diyorum. Geldi önümüze, çocuk benim kucağımda, ben araca bindim. Ama eşimin yeri yoktu. Arkada 3 kişi olduk, yetişkin. Eşim binemiyordu. Ben de sen gelmezsen ben de binmem dedim. Zar zor, sıkış tepiş bindik arabaya. Biz Rafah'tan dönerken işte o araçta çok fazla vurulmuş ev vardı. Sabah savaşta kalkıyorsunuz, hayat mücadelesi başlıyor. Biri ekmek yoğuruyor kayınvalidem. Kayınpederim alt katta ateş yakıyor. Yemekleri genelde ateşte, bahçede pişiriyorduk. Gazımız çok az kaldığı için bitmesini istemiyordu. Bir de şöyle bir şey var Gazze'de. Böyle yemek stoklama gibi bir durum yok. Yiyecek stoklamıyorsunuz. Savaşın ilk gününde ben en çok buna şaşırdım. Normal şartlarda savaş var, stok yapmamız gerekiyor, gıda girişi olmuyor. Ama insanlar günlük alışveriş yapıyor. Ben bunun sebebini sorduğumda yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Belki evi boşaltın vuracağız diyecekler. Belki evden çıkmak zorunda kalacağız. Ne olduğunu bilmedikleri için gıda stoğu yapmıyorlar. Herkes günlük alışveriş yapıyor. Biz suyu şöyle temin ediyorduk, kuyudan temin ediyorduk, elektrik hiç yoktu, şu anda da hiç yok. Savaşın ilk gününde kesildi, şimdiye kadar hiç elektrik gelmedi. İnternet bir hafta vardı, daha sonra iletişim yerlerini vurdukları için internet de olmadı. Haberleri çoğunlukla radyodan dinliyorduk. Savaş döneminde hiç kimse birbiriyle telefonda konuşmuyor. Birbirlerini arayıp muhabbet etme gibi bir durumları olmuyor savaşta. Sadece arıyorlar, yaşıyor musun? Yaşıyorum, bu kadar. Muhabbet etme yok. Ama ben oradayken arayanlar sürekli Muhsin'e nasıl? İşte biz yine alışığız. Biz zaten Gazze'liyiz. Biz savaşın içine doğmuşuz. Ama o alışık değil. O yabancı deyip sürekli herkes beni soruyordu. Benim için arıyorlardı. Akşam ezanına yakın, gün batımına yakın titremeye başlıyordum. Çocukla ilgilenemiyorum. Çocuk bir şey istiyor. İletişim kuramıyorum. O an tamamen kilitleniyordum. Holde oturuyorduk hepimiz, minder seriyorduk, o holde oturuyorduk, camlardan uzak durmaya çalışıyorduk. Genelde saldırı çok yoğun olduğu zaman eşim çocuğu alıyordu, kulağını kapatıyordu çünkü çocuk inanılmaz korkuyordu, titriyordu seslerden. Bir de bizim korktuğumuzu da hissediyordu, bizim korkumuz da ona geçiyordu ister istemez. Ya birileri çıkmış olsaydı yine bir ümidim olacaktı, tamam kapı açıldı, insanlar çıkmaya başlıyor. Ama yaklaşık 35 güne kadar, yani 1 Kasım'a kadar sanırım hiçbir yabancı çıkamadı.
Ondan sonra kendi kendimi telkin etmeye başladım. Kendi kendimi motive etmeye başladım. Teslim olmam gerektiğinin farkına vardıktan sonra birazcık daha umudum artmaya başladı. 1 Kasım'da yabancılar çıkmaya başladı. Rafah Sınır Kapısı isimleri yayınlıyor bir siteden. Herkes onu kontrol ediyor. Acaba bizim ismimiz gelecek mi diye. Süreç çok uzadı. 43 gün kaldık. İstanbul'a geldikten sonra da ben kendimi aslında iyiyim gibi düşünüyordum ama 2 gün önce uyurken çok çığlık atarak uyandım. Oradaki insanları gördükten sonra şunu düşündüm. Hiçbirimiz, biz, siz, Türkiye'de yaşayan ya da dünyanın farklı yerinde yaşayan hiçbirimiz onlardan daha güzel, daha muhteşem, daha iyi, daha iyi kalpli değiliz. Onlar da bizim yaşadığımız hayatı en az bizim kadar hak ediyorlar.